Herkese merhabalar. Mevsimler ve iklim yapacağız. Son çölem 7'den 8'e hazırlık kampımızda süper bir başlangıç. Fena başladık hocam. Aynen, fena başlıyoruz Songuç evladım. Oo. Gerçekten de çok iyi bir şekilde senle 7'den 8'e geçerken mevsimler ve iklim ilk ünitemiz. Zaten biliyorsun ki mevsimler ve iklim aslında fenin hani her en kozuk en kazık konusu mu hocam? Hayır, en basit konularından bir tanesi diyebilirsin. İlk başta nasıl mevsimlerin oluştuğunu anlayacağız ve benzeri ama öncesinde bizim bu konuyla alakalı hangi senelerden öğrendiğimiz bilgiler vardı? Hemen sen hatırlayalım mı beraber? Hatırlayalım hocam. Tonguç Evladım ben 5. sınıfta öğrendiğimiz süper bir bilgi vardı. O da neydi? Dünya, Güneş, Ay'ın hareketleri. İşte biz bunun tekrarını yapacağız bu dersimizde ve senle beraber bunun tekrarını yaparaktan 8. sınıfta öğreneceğimiz konuya aslında giriş yapmış olacağız. Şimdi gel senle beraber 5. sınıf tekrarımıza başlayalım. Başlayalım. Güneşin özelliklerine baktığımız zaman biliyoruz ki ısı ve ışık kaynağı. Zaten biz nerede yaşıyoruz Tonguç Evladım? Dünyada. Hayır, Güneş sisteminin içinde yaşıyoruz. Ha. Güneş sistemi de Samanyolu galaksisinin içinde. Hani birazcık daha dışarı çıkarsak. Ama Güneş sistemi dediğimiz şey aslında bizim güneşimizden kaynaklanan bir ad bu aslında. Bizim temel ısı ve ışık kaynağımızı, dünyadaki bütün enerjimizi güneşten alıyoruz diyebiliriz. Hatta yediğimiz besin var ya Tonguç. Ekmek evet, mesela. Evet, evet. Mesela işte hamburgerin içindeki et mesela. Onların hepsinin enerjisi aslında güneşten geliyor. Sebebi ne biliyor musun? O güneş olmasa bitkiler büyüyebilir mi? Hayır. Bitkiler büyüyemezse hayvanlar ot yiyebilir mi? Yiyemez. O zaman et de olmaz. Yani ot olmayınca et de olmuyor. Dolayısıyla her şey aslında güneşin enerjisinden geliyor diyoruz. Hatta ısınmamız da aynı şekilde. Katmanlardan oluşuyor güneş evladım. Aynı normal dünya katmanlardan oluştuğu gibi güneş de en merkezinde inanılmaz sıcak. 15 milyon derece gibi inanılmaz büyük sıcaklık. Çok etrafta da 6 bin derece gibi çok ciddi bir sıcaklık. Ve ta bize 150 milyon kilometreden ısısını ulaştırabiliyor. Aynı bizim pasta gibi Tonguç evladım benim. Pastanın nasıl katmanlar var vardı ya evladım. Mesela, karamel, çikolata. Aynen. Ondan sonra kek katmanı vardı. Ben tiramisu seviyorum hocam. Ne diyorsun evladım? İşte bu aynı onun gibi güneşin de katmanları var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki güneşin hareketlerine baktığımız zaman güneşin hareketlerinde en önemlisi Tonguç Erdoğan. İnsanlar diyor ki herkes güneşin etrafına dönüyor. Hatta bir ara demiş ki birisi herkes benim etrafına dönüyor demiş. Hatta dünyanın etrafına. Halbuki bunların hepsinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Güneş kendi ekseni etrafında Tonguç evladım benim dönen bir cisimdir. Zaten dünya da kendi ekseni etrafında dönüyor. Ay da kendi ekseni etrafında dönüyor. Herkes zaten, dönüyor hocam. Aynen. Güneş, dünya, ay hepsi kendi ekseni etrafında dönüyor. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Şu demek. Sen mesela bir yere dikildin. Böyle dikildin. Sonra kendi etrafına dönüyorsun. Ya başın döner değil mi? Aynen mesela döndün değil mi? Sonra başın döner yere düşersin. Aynı onun gibi düşün. Bunlar hiç başı dönmüyor. Çünkü zaten cisim bunlar. Hani bunlar Mevlana gibi hocam sürekli aynen dönüyor. Dolayısıyla kendi eksen etrafında dönmek bu demek. Ve buna dikkat ettiysen Tom, bak bu kendi eksen etrafında dönmek değil. Bu tepe taklak olmak demek. Bu amuda kalkmak demek. Bu yanlış bir dönüş. Burada şunu bilmemiz gerekiyor Tom Çelen benim. Güneş batıdan doğuya ne demek evladım, batıdan doğuya? Batmaktan batı bilemedim. Şimdi normalde saat hani 12, ondan sonra 3, 6, 9'dur değil mi? Evet. Saat nasıl döner Tonguç? Hemen hatırlayalım. Saat buradan başlar, böyle döner değil mi? 12, 1 oldu, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. Böyle döner. İşte bu şekilde değil de tam onun tersine dönüyor. Saat yönünün tersine dönen bir hareketi var. Yani bu şekilde dönüyor. Burası batı, burası doğu. O zaman batıdan doğuya doğru bir dönüş var diyebiliriz. Dolayısıyla saat yönünün tersine döndüğünü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çok iyi hatırlamamız gerekiyor diyeceğiz. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Tost 7.5'un ilk adımı çıktı Tonguç Erdoğan Bey. Tost 7.5 dediğimiz yaz tostu değil mi yaz hocam? Yaz tostu için hazırlanmış mükemmel bir aslında tostçuk senin için mükemmel bir şey. Bak Güneş, Dünya, Ay da var burada aslında dikkat ettiysen. Güneş, Dünya'nın özelliklerinde Güneş sistemi ve ötesi falan filan da var. Dolayısıyla bunlarla 7. sınıfın bütün konularını aslında tekrarlayabilirsin. Tekrarladık zaman da tabii sınav tarzı sorularda da aslında çok güzel bir çalışma olmuş oluyor. Geldik dünyanın hareketine. Dünyanın hareketleri dediğimiz şey de iki tarz. Nedir bunlar? Bir kendi ekseni etrafında dönme, bir de güneş etrafında dolanması. Kendi ekseni etrafında nasıl döner Tonguç evladım benim kendi ekseni etrafında? Öyle aynı, deli gibi dönüyor. Aynı şeydeki güneşteki gibi batıdan doğuya doğru. Yani saat yönünün tersine dönüyor. Bunu dönünce ne oluyor biliyor musun evladım? Ne oluyor? Bu dönünce gece gündüz oluşuyor. Biz niye bir gün işte bir gün içerisinde 24 saat içinde bir gece bir gündüz yaşıyoruz? İşte bu kendi etrafı dönmesinden. Çünkü böyle mesela ben şöyle düşünelim. Güneş burada Tonguç evladım. Güneş burada. Evet. Sen burasın. Sen
şu anda güneşe baktığın için bu tarafın aydınlık olur değil mi Tomuş? Evet hocam. Peki arka taraf ne olur? Arkadaş şu taraf ne olur Tomuş evladım benim? Karanlık olur. Harika, tebrik ediyorum seni. Hatta bak şöyle yapalım. Yok burada anlaşılmıyor. Evet burası karanlık olur, burası aydınlık olur. Çünkü güneş burada Tomuş'um. Peki ben böyle dönsem. Şimdi elimin arkası ne oldu? Aydınlık. Süper. Avucunuzda karanlık oldu. Avucunda karanlık oldu. Şimdi elimin tersiyle sana... Hayır, elimin tersiyle sana döndürürsem ne olur Tomuş evladım benim? Avucumu yalarım. Hayır, tebrik ediyorum seni işte gerçekten. Çok güzel söyledin. Gece gündüz yaşanması ve bu kendi eksen etrafı dönmesi. Peki ne kadar sürede oluyor biliyor musun kendi eksen etrafında? 10 dakikada. 24 saat. Dangoza evladım benim. 24 saat içinde gece ve gündüz oluşuyor. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Veya işte değişebiliyor bazı zamanlarda falan filan. Günlük sıcaklık farklı da bu yüzden yaşanıyor. Mesela geceliğin mi daha sıcaktır Tomuş'um? Gündüz mü daha sıcaktır? Tabii ki gündüz. Tebrik ederim. İşte bu aslında güneşi alıp almamamızda. Güneşin de bir şey ısı ve ışık kaynağı demiştik. İşte oradan kaynaklanıyor. Şimdi dünyanın hareketlerinden birincisi anladık. O zaman kendi eksen etrafında dönmeyi aldık. Şimdi güneş etrafında dolanmasına bakalım. Bu çok daha uzun süreli bir hareket. Kaç günde oluyor Tomuş Evren Bey'im? En az bir ay sürüyor. Sangıdan gozlaşma. 365 gün 6 saat. Yani bir senede olan bir şey. O zaman bir senede ancak dünya güneşin etrafında dönebiliyor. Ama kendi eksen etrafında hemen çat çut bir günde dönebiliyor. Dolayısıyla 24 saatte dönebiliyor diyebileceğiz. Peki dünya güneşin etrafında dönerken sence nereden nereye doğru döner? Batıdan doğuya. Her zamanki gibi saat yönünün tersine. Yani şu şekilde dönmesi gerekiyor. Her zaman batıdan doğuya doğru. Batıdan doğuya doğru. Ama bize bakan yerde batıdan doğuya doğru. Yani ön tarafında batıdan. O yüzden dünya iki yönünde bir dönme hareketi yapar Tonguç Evlami. Yani saat böyle dönüyordu ya. Evet. Dünyada böyle dönecek. Saat böyle dönüyordu ya. 1, 2, 3 böyle dönüyor. Dünyada böyle dönmesi gerekiyor. Unutmayacağız. Buna biz yörünge diyoruz Tonguç'um. Yörünge aslında çok böyle havalı bir kavram gibi gözüküyor. Yörünge ama gibi. Dünyanın güneş etrafındaki dönmesinin yolu aslında. Yol dememişler de yörünge diye böyle havalı birazcık daha astronomik bir tabir kullanmışlar diyorum. Amaç bizi zorlamak. Yıllık sıcaklık farkları nedir Allah'ını seversen? Yıllık sıcaklık farkları hocam. Yaz, yıl kış, ilkbahar, sonbahar değil mi? Yazın ne olur hava sıcak. Süpersin. İşte yaz ve kışın oluşmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında dünyanın güneş etrafında dönme hareketi diyoruz. Geldik ayın hareketlerine. Hızlı tekrarımız devam ediyor Tonguç'um. Ay dediğimiz şeyse artık son hareket. Kendi eksen etrafında dönme... Kendi eksen etrafına döner. Aynı normal dünya, güneş ve dünya ve güneş gibi ay da kendi eksen etrafına döner ve ne oluşur Tomuş Evren Bey? Bunu bir ay içerisinde yapar. Bir ay kaç gündür Tomuş Evren Bey? Hemen sonra bakayım. 30. Süper zekice. 30 gün içerisinde yapar. 29 günde diyebilirsin. Kendi eksen etrafına dönme hareketi yapar. Peki aynı zamanda çok enteresan bir şey daha. Bir de birbirleri arasındaki dönme hareketine bakalım. Ay dünyanın etrafında döner çünkü küçüktür. Mintoş. Küçük olan büyüğe itaat eder. Aynı şekilde dünyada güneş etrafında döner. Çünkü... Herkes rütbesini bilecek. Ha, şimdi Tonguç hemen sana bir tane şey yapayım. Hani bir kıyaslama yapayım. Eğer güneş bir basket topuysa hemen söyler misin bana dünya nedir? Futbol topu. Hayır dangozlaşma evladım. Dünya bir nohut tanesidir. Oo. Peki ay nedir Tonguç evladım benim? Kuru fasulye. Hayır, mercimek tanesidir. Tangular. Hocam bakliyat yani, dersi. Çok küçüktür diyebiliriz. Dolayısıyla basketbol ne kadar büyüktür hocam? Nohut tanesi kadar. Mercimek de ince küçüktür. Dolayısıyla küçük olan büyüğün etrafına döner. Bunu bilmemiz gerekiyor. Peki dünya etrafında aynı kaç güne döner biliyor musun? Çok enteresan bir bilgi vereyim sana. Buyurun. Yani şu dönme hareketi de bir ay sürede oluyor. O yüzden ay demişler zaten. O yüzden biz ayın her zaman aynı yüzünü görürüz dünyadan bakınca. Yani gördüğümüz yüz değişmez. Çünkü aynı zamanda hem kendi etrafında hem de dünyanın etrafında dönüyor diyebiliriz. Dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi de yapar aslında ay. Çünkü dünya güneşin etrafında dolaşıyor ya. Evet. O zaman ay da güneşin etrafında dolaylı bir şekilde dolanıyor diyebiliriz. Çünkü aslında bu buna bağlı. Bu da buna bağlı. Dolayısıyla bu bunun etrafında olunca bu da bunun etrafında dolanmış oluyor. Ve bu hareketi aynı dünya gibi 365 gün 6 saat içerisinde geçiyor. Yani bir sene içerisinde bir sene diye bizim kıyasladığımız bir şey içerisinde geçiyor. Bir ayında 30 gün olduğunu artık söylememe bile gerek olmadığını düşünüyorum. O zaman dünya güneş ay modelini hemen yapalım seninle. Bir model tasarlayacaksak dünya güneş ayda neyi bilmemiz gerekiyor? Bir kere mesela plastik tabak, fon kartonu ve raptiye var diyelim Tomuş Evren Bey'im. Bunlarla beraber güneş, dünya, ayı tasarlayacaksak burada
fon kartonu dediğimiz büyük bir karton alırsak Tonguç evladım benim, bunu güneş olarak, plastik tabağı dünya olarak, raptiyeyi de ay olarak düşünürüz. Yani çok küçük, aralarındaki farkı anlayasın diye söylüyorum sana. Şunu unutmayalım. Dünya neyin etrafında dönüyor, hemen söyler misin? Güneş. Süper. Tebrik ediyorum seni. Ay neyin etrafında dönüyor Tonguç evladım? Dünya etrafında dönüyor. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla ay güneşin etrafında, dünyanın etrafında aynı anda dönmüş oluyor. Ben sizin etrafınıza dönüyorum hocam. Çünkü siz benden daha büyüksünüz. Ben de okul müdürünün etrafına dönüyorum. Dolayısıyla hep sen de okul müdürünün etrafında dolaylı olarak dönmüş oluyorsun değil mi evladım? Resmen dönme dolap olduk ya. Sen bir okul burası. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanır. Doğru mu? Evet doğru. Gerçekten de dünya güneş etrafında olursa ay da dolanır. Ayın sürekli aynı yüzünü görürüz. Bu da doğru çünkü ikisi de bir ayda hem kendi eksenin etrafı dönmesi hem de dünyanın etrafı dönmesi ayın bir ayda dolayısıyla aynı yüzünü görürüz diyebiliriz. Hem ay hem de dünya kendi etrafına döner. Doğru, zaten her şey kendi etrafına döner. Yuvarlak cisimlerin çoğu kendi etrafına döner ve batıdan doğuya doğru, yani saat yönünün tersine olduğunu bilmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Evet, şimdi programımıza göre hemen sana ödevimizi hemen başalım seninle Tonguç evladım benim. Neydi dersimizdeki? Mevsimler ve iklim. Hemen sayfa 194-197 zaten video programımıza da var. 194-197 hemen açalım seninle beraber. Sayfa 194-197'yi açıyorum Tonguç evladım, matematik bittikten sonra tabii ki. Ödevimiz zaten 5. sınıf tekrar ettik. Burada bu sınıf, bu ünitede sadece 5. sınıf vardı. Çünkü 6'da 7'de değil de 5'te bununla alakalı konuyu görmüştük. Güneş, dünya, ay testimizi çözüyoruz. Test 1 sayfa 194-195, test 2 sayfa 196-197'yi bitiriyoruz Tonguç evladım. Ondan hocam, sonra bende bu kitap var ama. Hiç fark etmez. Aynı sayfalarda, yani bu sadece kapağı değişti. Hiç merak etme. Sadece kapağında ufak değişik var. Aynı sayfalarda duruyor. Birebir aynısı mı hocam? Birebir aynısı. Bak zaten açıyorum. Aynı soru sayısı. Evren 194-197. Aynı sorular, hiç merak etme. Ondan sonra da 8. sınıf tekrarımızı yapabiliriz. Buradaki tabii konu tekrar raporumda. Unutma Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman senle bunu da bitirdikten sonra hemen ödüllü sorumuza geçelim. Şimdiden sana şunu duyurmak istiyorum. TOS 7.5'umuzun içinde Türkçe Matematik Fen'den çok kaliteli sorular hazırladık. Bu Türkçe Matematik Fen'den çok kaliteli sorularla 7. sınıfı yeni tarz sorularla temel ortayı tekrar edip de hemen sınav tarzı sorularla tekrar edeceksin. Ve TOS 7.5'un ilk adımı çıktı. Yaz boyunca seninle beraber olacak. Dolayısıyla 7'den 8'den hazırlık kitabından ödevini yapmayı unutma. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Düşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara cevap. Senin için 7'den 8'e kamp.